Kanal Çağrı'dan herkese merhabalar. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, PKK terör örgütü Almanya'da terör örgütü listesinden çıkmak için başvuru yaptı. Almanya İçişleri Bakanı Sözcüsü Maximilian Kall, PKK'nın Alman mahkemeleri tarafından defalarca terör örgütü olarak tanımlandığını söyledi. Kall, terör örgütü PKK'nın yasaklı örgütler arasından çıkarılması konusunda yapılan müracaata ilişkin Berlin'de yaptığı değerlendirmede Almanya'da PKK aşırılık yanlısı olan bir terör örgütü olarak sınıflandırılmaya devam ediyor. Mahkemeler de defalarca bunu teyit etti. Bu konuda çok sayıda hukuki süreç işlemişti. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yapılması için bir sebep görmüyoruz ifadelerini kullandı. Yasağın kaldırılması için bir müracaat yapıldığını doğrulayan Kal, ancak İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek görmüyoruz dedi. Almanya'da 26 Eylül 1993'te dönemin Federal İçişleri Bakanı Manfred Kartner PKK'yı yasaklı terör örgütü listesine almıştı. Ülkede iki avukat aracılığıyla PKK'nın terör örgütü listesinden kaldırılması için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştu. Değerli izleyiciler, tabii ki PKK terör örgütü ve Türkiye'de yaklaşık 40 bin masum kişiyi katletti. Özellikle de Kürt nüfuslu, Kürt kökenli kişileri katletti. Ancak diğer taraftan Almanya'da, ABD'de, İsveç'te el altından Suriye'deki PKK'nın koluna silah desteğini sürdürüyor. Ve bu şekilde bu silah destekleri de maalesef masum insanların ölümüne sebep oluyor. Almanya'nın terör örgütü PKK konusunda daha katı bir tavır alması gerekiyor ve Türkiye ile birlikte ortak hareket etmesi gerekiyor. Bu şunu da söylemek istiyorum. PKK en çok zararı özellikle Güneydoğu ve Doğu'da yaşayan Kürt vatandaşlarımıza verdi. PKK'nın Allah belasını versin. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.